aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin, partimizin seçmeninin AKP'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum? Yani şunu da söyleyeyim. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. Bu açıklamanın devamı vardı arkadaşlar. Bu bir eksik. Kübra'cığım bununla ilgilenebilirsen, diyor ki bizim gözümüz üstünde, biz bunun hesabını soracağız. Bir de bu kadar değil bu açıklama. Yani kimin hesabını soracağız diyor. Kimden soracakmış? Seçmenden yani hesabını soracak. Hayır, şöyle, eğer hani yolunda gitmezse bir hesabını sorarız. Bir denetçi gibi biz orada yapılanların peşindeyiz. Hani orada da bir hesap sorarız diyor. 2019'da da bak herkes şimdi, tamam. Altılı Masa'nın hepsi Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a biz kazandırdık diyerek yola çıktı. Sözlerimi bir ispatlamak istedim. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin. Aslında bizim seçmenimiz onların deyimiyle stratejik oy kullanmakta. Ne kadar mahir olduğunu, ölçülü davrandığını bir kez daha gösterdi. Çok enteresan. Ben seçim kazanmak için gerçek bir adayım, çok yüksek bir oy almak istiyorum dememiş miydi diye yorumsuz bir soru işareti bırakıyorum. Bir, böyle bir denklem olmasaydı bizim oyumuz asla bu değildi. Bunu herkes biliyor. Nasıl bir denklem var ortada bizim hiç bilmediğimiz. Hiç kendine pay çıkarmasın burada. İki, şunu da unutmayın. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul Belediyesi'nin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Bu konuda böyle seçimi kaybettik havasında falan da değiliz. DEM Parti siyaseti kazanmıştır diye düşünüyorum. Evet. Nasıl denetleyecek? Yani şey, o zaman şunu soracağım. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çıkıp böyle bir açıklama yapabilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Çünkü AK Parti'den birçok oy olan bir partinin genel başkanı şu an. Yani seçim galibiyetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir payı var gibi görünüyor denkleme baktığımda. Bir, iki. İkincisi, ben İmamoğlu'nu denetleyeceğim, takipteyim diyebilir mi bir başka partinin? Şaban Bey, muhalefet, Hacı, muhalefetteki bu biraz ne anlama geliyor bu? Ben anlamadım. Şimdi muhalefet partileri denetleyebilir. Kapanın elinde mi kalacak? Ne yapacağız? Şimdi ortaya bir baş. Ortaya attım. Kapanın elinde mi kalacak? Hadi bakalım. Ben kaptım. Hacı bir dakika. Kaptım. Çok kısa Şaban Bey. Ben kaptım. Çok kısa Hacı'ya atacağım. Hemen kısa zaten. Bence biraz bu haddini aşan bir açıklama. Siyasetçi elbette ki rakip partileri yani denetlemez de gözler eleştirir. Denetleyebilir. Hani, gözetleyebilir. Belediye meclisinde yani, olarak. AK Parti de Ekrem İmamoğlu denetleyecek, gözetleyecek. DEM de denetleyecek, gözetleyecek. İyi Parti denetleyecek, gözetleyecek. Yani bunda bir şey yok. Yeniden Refah da yapacak. Şimdi ama bu efendim İmamoğlu bu oylar benimdir demesin. Aslında bizim seçmenimiz onların deyimiyle stratejik oy kullanmakta ne kadar mahir olduğunu, işte ölçülü davrandığını gösterdi falan diyor. Çalışmaları yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Ya. Neyin stratejisi Şaban Bey? Bir strateji mi vardı? DEM seçmeninin bildiği yani, sadece. Efendim şimdi şöyle de, ya sen kimsin? Yani şimdi Meral Hanım'a. Yani hani Ekrem Bey'in ya da CHP'nin gözü, sen kimsin de hani beni denetleyeceksin? Ya, siyaseten rakibisin sen Ekrem Bey'in ve CHP'nin. Şimdi DEM CHP'nin rakibi siyaseten. Senin seçmenin, yani seçmen sana bağlı mı yani? Seçmenin tapusu mu var Ekrem Bey'e oy verenlerle? Kimden hesap soracaksın? Şimdi AK Parti'den nasıl hesap soracaksın? Muhtemelen AK Parti'den oy verenler de var Ekrem Bey'e. AK Parti'den oy verenler de var. Bizim oylarımız, biz hani bir hak görüyor kendinde. Yani ben denetlerim. O kendinde hak göremez. Onu DEM seçmeni hak görür ve denetler. Bir dahaki seçime de oy vermez, cezalandırır. Bu kadar basit. Fatih Erbakan'ın da böyle bir çıkış yapma. O zaman Meral Hanım da aynı açıklamayı. Meral Hanım da yapsın aynı açıklamayı. Kim? Benim seçmen sana oy verdi. Ey Ekrem, seni denetleyeceğim falan. Yani hadi oradan ben yani. Ben de bu konuda konuşmak istiyorum. Yani, tabii ortaya böyle kısa kısa biraz, konuşmak isteyen konuşsun. Biraz şeyini aşan, haddini aşan bir açıklama olmuş. Meral Hanım'ın açıklaması. Kendisi seçim başarısızlığını, partisinin oyu %8-9 iken İstanbul'da. Evet. Partisi ona oy vermemiş. Partisinin seçmeni, daha önce partisine oy veren seçmen bu kez gitmiş Ekrem İmamoğlu'na vermiş yoğunlukla ve Meral Hanım'a vermemiş. Meral Hanım da şimdi bunun acısıyla kendi seçim başarısızlığından pay mı çıkarıyor? Evet. Kendi seçim başarısızlığını sanki Ekrem Bey'e ödünç oy verdirmiş gibi bir havaya sokarak durumunu kurtarmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Bunu böyle ortaya bir tur dönelim, olur mu? Tamam. Ben bunu Şaban Bey'in yorumu kıymetli ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Ben bunu hadsizlik olarak görmüyorum. İstanbul Belediyesi'nde şu cümle. Kalk canım, ayağa. Yok,
Birazdan kalkacağım çünkü AK Parti Genel Merkezi'ndeki bilgileri birazdan madde madde aktaracağım. Orası önemli. 10 madde kadar yazacağım neler konuşulduğunu. Şimdi İstanbul'da biz Ekrem İmamoğlu'nu yakından izleyecek ve denetleyeceğiz sözü DEM Parti'nin biz Ekrem Bey'in belediye çalışmalarını denetleyeceğiz anlamında değil. Kent uzlaşısı çerçevesinde. Yani bizim acaba belediye meclis üyelerimize ne kadar hak verecek? İşte kent uzlaşısı bu açıklamanın tabii neresinde başlıyor, DEM Partili, neresinde bitiyor diye o yüzden DEM sordum. DEM Partili kaç işçiyi alacak belki de? Bunlar tamamı soru. DEM Parti'ye ne kadar alan açacak? Acaba Esenyurt'ta mesela 550 işçi çıkarıldı. Ekrem İmamoğlu buna itiraz edecek mi? Acaba bu 550 işçinin yerine Esenyurt'taki CHP'li belediye başkanı DEM Partilileri mi alacak gibi sorular. Bunun denetleyeceğini düşünüyorum. Yani Meral Danış Beştaş sonuç itibariyle... Bir takım beklentiler var. Orijinal, o beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını mı denetleyecek kesinlikle diyorsun? Kesinlikle. Stratejik oyun ne biliyor musun? Nedir? Başak Demirtaş'tır. Yani aslında stratejik oy Başak Demirtaş'tır. Başak Demirtaş aday olsaydı ne olursa olsun DEM Parti'nin seçmeni öyle %2'de bırakmazdı Başak Demirtaş'ı. %2'de bırakmazdı. En az %6-7-8. Ha, Ekrem Bey yine sen kazanabilirdi. O ayrı iş mesele. İşbirliği yokmuş görünümünde aslında çok net bir işbirliği mi vardı? İşbirliği var ve şu var. Başak Demirtaş aslında Demirtaş ismi her ne kadar DEM yönetiminde hiçbir etkisi olmasa ve istemeseler bile. Bakın Selahattin Demirtaş'ı DEM yönetimi istemiyor. İstemiyor. Neredeyse yani kapıdan, yani Selahattin Demirtaş hapisten çıksa, sicil kaydı sıfırlansa, ben geliyorum DEM Partisi hadi beni yönetime alın dese belediye meclis üyeliğine yazmazlar Selahattin Demirtaş'ı. Çok net bir şey söylüyorum. O yüzden Selahattin Demirtaş'ın eşini de İstanbul Belediye Başkan adayı yapmadılar. Yönetimde karşılıkları yok ama tabanda karşılıkları var Demirtaş isminin. Tabanda yani olsaydı. Diyorsun ki sen eğer Başak Demirtaş adayı olsaydı DEM seçmeni, yani nasılsa biz partimize oy verdiğimizde ne biz kazanacağız ne işte AK Parti Cumhur İttifakı kaybedecek, öyle yapmayalım biz İmamoğlu'na oy verelim demez. Başak Demirtaş'ın arkasından giderdi ve DEM'in oy potansiyeli 8-11 bandında neyse onu blok halinde alırdı. Ama Meral Hanım'ın aday olması zaten görünürde bir adaylıktı. Evet. Ama diyorsun, şu var, gene de DEM'in Demirtaş'ta olsa önemli bir kesimi de Ekrem Bey'e blok halinde gitmezdi Başak Demirtaş'a. Verirlerdi yani. Burada önemli olan Meral Danış Beştaş'ın ağzındaki baklayı çıkarması lazım. Meral Danış Beştaş ağzındaki baklayı çıkarmamış. Şaban Sevinç o yüzden diyor ki bu hadsizlik diyor. Normal şartlarda haklı. Bu hadsizlik. Siz kimsiniz de izliyor ve denetliyorsunuz? Herkes zaten izler ve denetler. Niye özellikle söylüyorsunuz deriz. Ama burada izlenecek ve denetlenecek olan Ekrem Bey'in belediye hizmetleri değil, DEM'e ne kadar alan açtığı diye düşünüyorum. Meral Danış Beştaş bunu söylüyor. İşte seçmen de önümüzdeki süreçte buna bakacak. Neler yapılmış diye bakacak. Kaldı ki burada mesela az önce onu da söylemek isterim. Özgür Bey'in de söylemleri var mesela. Erken seçim çağrısı vesaire. Aslında orada Özgür Bey siyaseten doğru adım atmıştır. Çünkü toplumda erken seçim diye bir talep yok. Şu anda kimse, hatta CHP'lilere gidin aman erken seçim olmasın, durun daha yeni aldık belediyeleri ya bir toparlayalım havasındalar. Ya Özgür Bey çok iyi yönlendiriliyor gibi duruyor şu an anda. Özgür Bey açıklamaları çok iktidarlı. Özgür Bey'in imtihanı yeni başlıyor. İmtihanı yeni başlıyor. Çünkü ve kalıcı olmak çünkü istiyor Özgür Bey. Bu tablodaki başarı CHP'nin yükseliş başarısı değil tek başına. Ekonominin olması, AK Partili seçmenin sandığa gitmemesi. Ben 10 bin lira alıyorum diyen emeklinin sabah kalkıp yarın hayatımda bir şey değişmeyecek diyerek oy vermemesi. Bütün bunlar etkiliyor. O yüzden biz... Ya emanet oyların ne kadarını kalıcı kırarım kaygısıyla safiyane bir Özgür Özel. Tabii. Safiyane bir Özgür Özel görmüyoruz. Fuat Uğur çok güzel açıkladı az önce. Dedi ki Ekrem Bey'in oyları artmadı. Ne oldu? AK Parti'nin seçmeni İstanbul'da sandığa gitmedi. Türkiye'de sandığa gitmeme oranı %8 oldu. %8 de seçim barajını aşıp 100 tane vekil çıkarıyorsunuz.